Bugün bu başlığa birkaç defa temas edilmiş oldu. Şimdi karşılıklı ekonomik yardımlaşma konseyi olarak açılan COMECON'a dair bir sunum yapacağım size. COMECON yapısına dair bir fikir vermem lazım ama aynı zamanda burada yürüttüğümüz tartışmalara bir katkısı olmaya çalışacak sunumumun. Ülkeler arası planlama, ülkeler arasında planlama aracılığıyla bir entegrasyonun imkanları konusunda COMECON deneyimi bize ne sunuyor? Şimdi bir kere adından başlayacak olursak arkadaşlar, 1949 yılında kuruluyor COMECON ama karşılıklı ekonomik yardımlaşma konseyi aslında sosyalizan bir şeyi takdir ederseniz pek çağrıştırmıyor. Yani ortada ne bir plan sözü var ne bir entegrasyon sözü var. Karşılıklı ekonomik yardımlaşma çok bir şey ifade etmiyor. Neden? Az sonra kısaca değineceğiz ama şuradan başlamak lazım. Konumuz ülkeler arası planlama deneyimi. Ülke, bir sosyalist ülkenin sınırlarını ne belirler? Devrim coğrafyalarından bahsedeceğiz. Ve aslında ülkeler arasında planlamanın imkanları konusunda üç tane eşitsiz gelişim boyutu bu tartışmada karşımıza çıkacak. Kapitalizmin eşitsiz gelişimi, bütün sosyalizmin kurulduğu ülkelerin devraldığı kapitalizmin eşitsiz gelişim yapısı, devrim süreçlerinin eşitsiz gelişimi ve aynı zamanda sosyalizme geçiş süreçlerinin eşitsiz gelişimi. Evrim Hoca kendi sunumunda ritim farklılıklarından bahsetmişti. Hatta aslında bütün meselemiz o ritim farklılıklarını anlayabilmek. Dolayısıyla bu eşitsiz gelişim ne düzeyde aşılabilir gibi tartışmayı yürüteceğiz. Şimdi bahsettiğimiz devrim coğrafyası 49 yılı itibariyle kurulan COMECON açısından tam bildiğiniz gibi faşizmin yenilgiye uğradığı ve Kızıl Ordu eşliğinde Avrupa'nın bir bölümüne devrimin yayıldığı ama her bir ülkede devrimci süreçlerin yaşanması suretiyle yayıldığı bir dönem. Bakın bu karikatür de 47 yılında çizilmiş, İngilizlerin çizdiği bir karikatür. İşte Sovyet etkisinde olan ülkeler çeşitli şekillerde taranmış ama iki tane de ülkenin üzerine soru işareti konmuş. Acaba henüz komünizme karar işte vermedikleri belirtiliyor. Biri Fransa, diğeri İsveç. Dolayısıyla Avrupa'nın genelinde komünistlerin gücü nedeniyle nereye yayılabileceğini belirsizlik yaşadığı bir evreden bahsediyoruz. Devrimin coğrafyasını böyle belirliyoruz. Şimdi COMECON kurulduğu dönemde devrimin eşitsiz gelişimi açısından temel belirleyici unsur faşizmi yenilgiye uğratan güçlerdi. Şimdi az önce Yugoslavya'yı tartıştık. Tito aslında bir faşizme karşı mücadele kahramanı olarak belirliyor. Pek çok Doğu Avrupa ülkesinde benzer kahramanlar var. Aslında bunlar bir komintern geleneğinden gelen güçlü komünist partilerin kadroları falan değiller pek çok yerde. Hatta pek çok yerde komünist partiler sosyal demokratlarla ittifak ilişkisi içerisinde bildiğiniz gibi faşizme karşı mücadeleyi yürütüyor ve farklı süreçler eşliğinde iktidara kendileri taşıyorlar ve iktidara taşıma süreçleri bile çok da kolay olmuyor. Şimdi Demokratik Halk Cumhuriyetleri ya da Halk Cumhuriyetleri ismiyle kurulan Doğu Avrupa'daki sosyalist ülkelerin böyle bir süreç eşliğinde bir araya gelen ortak bir yapı oluşturmaya yaklaştığını görüyoruz. Şimdi COMECON'un hemen öncesinde Marshall yardımları gündemdedir. Marshall yardımı bizim hani kendi memleketimizden de bildiğimiz gibi işte komünizme karşı kapitalist cephede yer almış olan ülkeleri korumaya dönük bir yapı olarak bilinir ama diğer yandan İlk başta ortaya çıktığında sadece savaş tahribatına karşı, savaş tahribatını ortadan kaldırmaya, ona karşı destekleyici finansal bir merkez olarak kendisini sunmuş ve henüz sosyalizme tam olarak geçmemiş Doğu Avrupa ülkeleri açısından bir cazibesi olmuştur. Dolayısıyla aslında emperyalizmin bu bıçak sırtı dönemde emperyalizmin nüfuzunun önünü kesmeye dönük hakikaten bir anlam taşımaktadır karşılıklı ekonomik yardımlaşma konseyinin kurulması 49 yılında. Bu tabloda Batılıların kendi açılarından yaşadıkları dağınıklığı yine bir İngiliz ressam resmetmiş. Komünistlerin cephesi ise gördüğünüz gibi Stalin'in önderliğinde çok sağlam, sıkı fıkı gözüküyor. Kenarda bir elense edilmiş birisi var ama onun kimin temsil ettiğini bilmiyorum. Ama böyle bir tablo var mıydı acaba 49 yılında? Şimdi karşılıklı ekonomik yardımlaşma konseyinin adındaki gevşeklik aslında bu resimde canlandırıldığı kadar sağlam bir şey olmadığını, yani Doğu Avrupa ülkelerinde komünistlerin öyle bir ağırlığı henüz olmadığını gösteriyor. Çünkü sevgili arkadaşlar, bütün aslında COMECON deneyimine damga vuran bir uluslarüstü merkez olarak Sovyetler Birliği'nin otoritesini kabul etme ile ulusal egemenlik alanını koruma gerilimi var.
başından itibaren bu gerilim var. Bu büyük ölçüde emperyalizmin Marshall yardımı ve elbette öncesinden başlayan nüfus çabasının ürettiği bir hassasiyet. Yani sizin entegrasyon ve plandan başladığınız ifadeni kullandığınız andan itibaren bunun emperyalist cephede de karşılığını üretmesi yönünde bir kaygının olduğu literatürde geçiyor. Yoksa sosyalistlerin sosyalizmin kuruluşuna itibaren entegrasyon ve planlama sözcükleri elbette kullanılır ama bu dönem açısından böyle bir ideolojik kavga konusu diyebiliriz. Şimdi karşılıklı ekonomik yardımlaşma meselesi her alanda bu sosyalizme yönelen ülkeler açısından bir işbirliği miydi? Uzmanlaşmaya dayalı bir sosyalist iş bölümü müydü? Karşılıklı avantajlara dayalı ayrıcalıklı bir ticaret alanı mıydı? Yoksa belki en ideal olarak ifade edilebilecek şey ortak planlı üretim merkezi miydi? Bu sorulara kısaca yanıt vermeye çalışacağız. Şimdi Erhan Nalçacı hocamız bir harita göstermiş. Aynı haritayı ben size sunacağım. Kabaca hangi ülkeler işte 70'lerin sonu 80'lerin başı itibariyle Comecon'a dahil olmuş oldular. Haritada bu gözüküyor. Başlangıçta saydığımız Sovyetler Birliği eşliğinde Doğu Avrupa ülkeleri var. Arnavutluk da var. Bir yıl sonra Alman Demokratik Cumhuriyeti ekleniyor. Yanında yıldız olan ülkeler, gözlemci statüsünde dahil olan ülkeler. Çin ve Yugoslavya 56 yılında dahil oluyorlar. 57'de yine gözlemci statüsünde Vietnam ve Kore. Fakat 50'lerin sonu ve 60'ın başında Çin-Sovyet bölünmesi ile birlikte Çin ve Arnavutluk çıkıyorlar Comecon'dan. 58 yılında da Yugoslavya'nın çıktığını az önce zaten Yugoslavya'nın sürecinde anlattık. 60'ların başında yeniden bir büyüme evresine giriyor. Moğolistan ekleniyor. Yugoslavya yeniden gözlemci statüsünde 64 yılında dahil oluyor. Küba 72 yılında Comecon'a katılıyor. Gözlemcilerin sayısı 70'lerde artıyor. Finlandiya, Irak, Meksika, Angola gibi oldukça ilginç ve birbirinden farklı özelliklere sahip ülkeler. 78'de Vietnam dahil oluyor ve arkadaşlar 80'ler artık bizim hani kayıp yıllar gibi belki bugünden geriye dönüp baktığımızda gördüğümüz Sovyetler Birliği sosyalist ülkeler açısından yine bir katılım var 86 yılına kadar bağlantısı ülkeler topluluğu içerisinden büyük ölçüde içinde yer alan ülkelerden bir ilgi var Comecon'a dönük. Şimdi Comecon'un yapısına dair kısaca size bilgi verip ondan sonra da tarihselliğine geçeceğim ama ne kadar süren var acaba? Çok güzel. Şimdi bu Comecon'un 67 yılında nasıl bir vaziyetteydiler az sonra size anlatacağım ama şu anki görüntü güzel. Yani insanların yüzü gülüyor. Genç bir, çok yaşlı gözükmeyen bir kadrosu varmış gibi gözüküyor Comecon delegasyonunun. Tüzük, yine az sonra söyleyeceğim aslında Tüzük 59 yılında kabul edilmiş. Yani 49'un kurulmasından 10 yıl sonra kabul edilmiş bir belge. Bu belgeye göre Comecon'un amacı okunabiliyor mu bilmiyorum ama ulusal ekonominin planlı kalkınmasının güçlendirilmesi her bir ulus açısından, ekonomik ve teknik ilerleminin hızlandırılması, az gelişmiş ülkelerin sanayileşme seviyesinin yükseltilmesi, emek üretkenliğinin sürekli arttırılması, halkın refahının düzenli olarak iyileştirilmesi. Bu başlıkları amaç olarak taşıyor Comecon. Şimdi bizim bir şeyi hatırlamamız lazım. Aslında ben de önceki sunumlarda çokça değinildi. Yani sosyalist planlama denilen şey neydi? Ve Comecon dolayısıyla bunu kendi bünyesinde, ülkeler arası düzeyde ne ölçüde uygulayabildi ona göre bakacağız. Hepimizin bildiği ünlü bir posterdir bu. Sovyet 4 yılda 5 yıllık planlamayı hayata geçirdiği dönemde hazırlanmış olan bir poster. Hakikaten müthiş bir atılımı simgeler. Şimdi bundan yıllar sonra 79 yılında Comecon'la dair bir yine Sovyet posteri görüyoruz ve dünya sanayi üretiminin 1/3'ünü Comecon ülkelerinin gerçekleştirdiğini müjdeliyor. Bu yani Ekim devrimi ile birlikte gerçekleşen iktisadi atılımın Comecon açısından sırf bu tablo bile önemli bir yere taşıdığını, o atılımı önemli bir yere, ülkeler arası düzeyde taşıdığını söyler. Bunu baştan elbette kabul ediyoruz ve bununla birlikte bir takım ayrıntılara girmemiz lazım. Şimdi kısaca Comecon'un yapısına dair bilgi vereceğim. Bu Moskova'daki binası arkadaşlar Comecon'un. Yani buradan bakınca çok bir şeye benzemiyor olabilir ama çeşitli perspektiflerden resmedilmiş şeyleri var. Tasarımları, resimleri var. Aslında bir kitaba benzetilmiş. Yani böyle iki tarafı açılmış bir kitaba. Bu şu açıdan ilginç. Aslında başlangıcından itibaren az sonra göreceğiz. Comecon bir ülkeler arası ikili ülkeler arası anlaşma fikrine dayalı olarak kuruluyor. Yani ortada henüz bir planlama, ülkelerin birbirine entegre edilmesi gibi bırakın politik, iktisadi düzeyde bile bir kuvvetli temel fikir yok. Yani binası dahi
bana kalırsa sembolize ettiği şey ülkeler arasında anlaşmalardır. Bu düzeydedir. Bu devasa bina 2000'li yıllarda bir AVM'ye dönüştürmüş. Onun da bilgisini verelim. Şimdi kısaca nasıl bir yapısı var Comecon'un? Comecon tepeden aşağı işleyen bir mekanizması yok arkadaşlar, kurumsal olarak. Ama şöyle tahmin edeceğiniz gibi fiili bir boyutu var. Komünist ve İşçi Partilerinin birinci sekreterleri üye ülke devletlerinin bir başkanlar konferansı var ki bu hiyerarşik olarak en tepede olmamakla birlikte politikalarını Comecon'un belirliyor. Bununla birlikte hiyerarşik yapısı bir yürütme komitesi var. Onun altında bir sekreterlik var. Sekreterlik örgütü bu bina içerisinde yüzlerce uzman, uluslararası uzman çalıştırıyor. Oturumlar denilen şey, yani bütün Comecon tarihini oturum tarihleri üzerinden takip edersiniz. Esas belirleyici ülkelerin politikalarını tartıştıkları, yani bir siyasi olarak merkezi tartışma yapıldıktan sonra detaylı tartışmaların yapıldığı düzey oturumlar düzeyi örgüt içerisinde. Onun altında komiteler var. Birden fazla, 6 kadar farklı alanda komite var. En önemlilerinden biri planlama işbirliği komitesi, buna değineceğiz. Daimi komisyonlar var. Daimi komisyonlar farklı iktisadi alanlarda her bir ülkenin uzmanlık alanına göre sorumluluğunu üstlendiği komisyonlar. Örneğin tarım alanındaki komisyonun merkezi Sofya'da, kömür alanındaki komisyonun merkezi Varşova'da. Her bir ülke kendi sahip olduğu, kapitalizmden devraldığı diyebiliriz, altyapı özelliklerine göre bu sektörel çalışmaların sorumluluğunu üstleniyor ülkeler arasında. Birkaç enstitü var. Bunları ayrıca incelemek lazım. Zamanım olmadı. Dünya Sosyal Sistemi Ekonomik Sorunları Uluslararası Enstitüsü. Muhtemelen çok kıymetli çalışmalar vardır arşivlenmiş bu enstitünün artık kalan belgelerin değerlendiği yerlerde. Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar, Comecon'un nihai olarak nasıl bir en gelişkin halinin ne olduğunu bu uluslararası ekonomik kuruluşlar üzerinden, bu şöyle bir şey çağrıştırmasın arkadaşlar, yani böyle yapı olarak söyleyeyim, yani IMF, Dünya Bankası gibi yapılar değil, ülkeler arasında bir takım sanayi ortaklıklar ya da üretim, imalat alanına dönük girişimlerden bahsediyoruz ama uluslararası ekonomik kuruluşlar olarak isimlendiriliyor. Ve iki tane de bankası var. Şimdi tarihine hızlıca geçelim Comecon'un. Ben hızlıca, yani aslında ya kapitalist cephede yaşanan şeyler, kapitalist cephede yaşanan hadiselerin sosyalist ülkelere yansımaları paralelinde biraz anlatmaya çalışacağım Comecon'un tarihini. Marshall Yardımı'nın peşi sıra kurulduğunu söylemiştik ve ilk 5 yılında sevgili arkadaşlar Comecon oldukça durgun, yani 5 yıl boyunca hiç toplantı yapmamış. Büyük ölçüde Sovyetler yönlendirmesiyle ağır sanayi, her bir ülkede ağır sanayi programı uygulanıyor. Ama ülkeler arası ilişki açısından sadece bölgesel düzeyde bir ticaret söz konusu. Onun dışında kuvvetli bir ilişki yok. 56'da biraz düzensiz gidiyor slide sıralamam. 1956 yılında Macaristan ayaklanması ve o dönemde henüz kırılgan olan sosyalizme geçişin çeşitli karşı devrimci girişimlere maruz kaldığını görüyoruz. 54'ten itibaren başlayan yeniden ülkeler arasında iktisadi ilişkileri kuvvetlendirmeye dönük bir çaba var. Bu çabanın cereyan ettiği dönemde o ayaklanma yaşanıyor. 54-58 arasında bu dönemi tanımlıyoruz ve burada şöyle bir somutlanma ortaya çıkıyor. Comecon'un aslında asgari düzeyde tanımlanabileceği özelliği. Planlamalar, ülkelerin planlamaları arasında koordinasyon. Planlamalar, her bir ülke planlaması arasındaki koordinasyonun sağlanması. Dolayısıyla buna bağlı olarak da bir uzmanlaşma tartışması başlıyor arkadaşlar. 57 Roma Anlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun kurulduğu yıldır. Avrupa Ekonomik Topluluğu Comecon'un yine ömrü boyunca içerisini kemirmiş olan bir emperyalist yapı, bir emperyalist nüve yanı başında beliren. Çeşitli şekillerde değinmek durumunda kalacağız ama özellikle bu 57 Roma Anlaşması ile birlikte 59'da kendisini kurumsal olarak daha fazla tanımlama ihtiyacı duyuyor Comecon ve tüzüğü hazırlanıyor. Bu tüzüğe göre egemen ülkeler arasında eşitlik kabul ediliyor. İkinci bir önemli nokta, oy birliği temelinde, yani aslında sosyalist mücadelenin temel yaklaşımı değil de oy birliği temelinde işlemekle birlikte konuşulan konunun, tartışılan konunun ilgilisi olmadığını belirten bir partinin oylamaya katılmama konusunda bir ona hak ve aynı zamanda sorumluluk tanınıyor. Bu şu açıdan önemli. Comecon'un neredeyse yine bu 50'lerin sonundan itibaren şimdi bahsedeceğiz. Romanya'nın oynadığı bir rol var. Romanya, ben ulusal egemenliğimi koruyacağım ve herhangi bir şeyin bana dayatılmasını istemiyorum sözünü birden fazla defa Comecon'daki
entegrasyon çabaları boyunca dile getiriyor ve bunun ortaya çıkması karşısında, yani bu eğilim karşısında Romanya'nın veto etme hakkı, yani oy birliğiyle kabul edilecek konularda veto etme hakkını engellemek ama aynı zamanda onu da Comecon'da tutabilmek için bu ilgili parti prensibi. İlgisizsen imtina edeceksin, ilgiliysen katılacaksın ama tartışmalarda işte söz sahibi olacaksın gibi bir kural getiriliyor. Şimdi 61'de önemli bir girişim. Hruşçov arkadaşlar, ülkeler üstü planlama, merkezi bir planlama özelliği kazanması gerektiğini savunuyor Comecon'un. Ama bu henüz hazırlığı yapılmamış bir tartışma ve yine başta Romanya olmak üzere büyük bir tepki görüyor. Comecon ülkeleri arasında isteksizlik, daha doğrusu diyebiliriz. Büyük bir tepki değil ama isteksizlik ve kısa sürede bundan vazgeçiliyor. Fakat eş zamanlı olarak başlayan bir başka süreç var. O da planlamada reform, planlamada piyasa unsurlarının devreye sokulmasına dönük Liberman tartışmaları. Burada detaya girmeyeceğim ama 60'lı yılların sonuna kadar arkadaşlar, ta ki şöyle değerlendirebiliriz, kabalaştıracak olsak 68'deki Prag'da karşı devrimci ayaklanmaya kadar giden, çok düz bir çizgi halinde tırmanıyor olmasa bile o zamana kadar giden, her bir ülkenin piyasa unsurlarını planlamaya entegre edebiliriz dediği ve Sovyetler Birliği'nin de dahil olduğu bir tartışma aynı dönemde başlıyor. Dolayısıyla biz bu dönemde, evet 61'de ülkeler üstü planlama tartışması önerisi geri çekilmiş olabilir ama Comecon'un gitgide daha ülkeleri birbirine yaklaştırmaya dönük çabası ile eş zamanlı bir piyasalaşma eğilimi görüyoruz. 63'te geri çekilen öneri yerine sosyalist iş bölümünün temel ilkeleri ve yeniden uzmanlaşma meselesini Sovyetler Birliği gündeme getiriyor. Buna Brejnev doktrin de diyorlar. Aynı dönemlerde sayılabilir. İşte arada 6 yıllık farkla iki banka kuruluyor. İşletmelerin ortak yürütülecek çalışmaların finanse edilmesine yönelik. Yine bu dönemde Batı ile ilişkilerin yumuşaması Comecon'u etkiliyor. Çünkü piyasa unsurlarını dahil eden ve onları korumaya çabalayan özellikle Macaristan ve Polonya üretimlerini daha fazla Batı ile ticarete açık olabilmesini istiyorlar ve bu konuda Comecon'un aldığı kararların gevşetilmesi yönünde sürekli bir çekiştirme hali içerisindeler. Detant bunu kuvvetlendiriyor. Yani Batı ile ticaretin Sovyetler Birliği açısından da daha sıcak hale geldiği bir dönemin önünü açıyor. Ama eş zamanlı olarak bir yandan içeride entegrasyon için kapsamlı program diye çok iddialı bir çalışma gündeme getiriliyor. Teşekkür ederim. Kapsamlı programın detayına şimdi gireceğiz ama öncelikli olarak bu piyasa girdilerinin nasıl 70'li yıllar boyunca özellikle işte Doğu Avrupa ülkelerinin bazılarını hem ulusal egemenlik iddiasına sahip olduğu için Sovyetler Birliği'ne mesafe koyan hem de daha son 5 dakika Batı ile ilişkileri kuvvetlendirmeye çalışan ülkeleri nasıl etkilediğini kafamızda canlandıralım. Entegrasyon ülkeler arasında ilişkiler iktisadi olarak kuvvetlendirilirken buna aynı zamanda piyasa unsurları eklenmeye başlanıyor arkadaşlar. Transfer edilebilir bir para biriminin ülkeler arasında olmaması liberaller tarafından sürekli kaşınan bir tartışma ve Sovyetler Birliği bunu bu dönemde devreye sokmak durumunda kalıyor. Ama aynı zamanda da ilk defa bu dönemde, biraz hızlanacağım, 4 yıl içinde birçok tarafta entegrasyon planı ile birlikte ülkelerin birlikte sanayi girişimlerinde bulunabilecekleri bir planlama, bir işletmeler arası ortak girişimler ya da ortak projeler de diyebiliriz. Böyle bir çalışma başlatıyor. Şimdi bunun önemi şurada. Bugünkü oturumların ilkinde Nazlıcan arkadaşımızın sunduğu Türkiye'ye dönük Sovyet yatırımlarına aslında çok benzer bir format. İki ülke yan yana gelecek. Türk Stroy'u anlatmıştı arkadaşımız. Ona benzer ortak iştiraklar kuracaklar ve büyük projeler hayata geçirecekler. Arkadaşlar bu başarıya ulaşıyor. Yani liberal literatürde de Comecon'a liberallerin şapka çıkardığı tek dönem bu dönem. Başarılı ortak projeler gerçekleştiriliyor. Ama ortada hala bir planlamadan bahsedemiyoruz. Ne anlamda? Sosyalist planlama. Üretimin birbirine entegre edildiği, girdi çıktı tabloların oluşturulduğu, üretim sürecinin bir araya getirildiği bir planlamadan bahsedemiyoruz. Eş zamanlı olarak da çeşitli şekillerde piyasaya yönelen ülkelerin iktisadi sorunlar yaşadıkları bir dönem ve nihai olarak da perestroika ile
bu sürecin sonlandığını biliyoruz. Sinatra Doktrini diye de o dönemde esprisi yapılıyor. Nihayet olarak 80'lerin sonunda herkes kendi yoluna gidebilir diye Sinatra'nın şarkısına atıfta bulunarak bu dönemin sonlandığı söyleniyor. Şu tabloları geçeceğim. Sonuca doğru geleceğim. Sevgili arkadaşlar, Comic-Con'da planlanan iş bölümüne yansıması. Şimdi çeper ülkeler sayılabilir Moğol ve Moğolistan ve Küba örnekleri. O yüzden bu örnekleri vereceğim. Bir tarım ülkesi ve sanayi ülkesi gerilimi Comic-Con bünyesinde bu eşitsiz gelişim nedeniyle daimi olarak tartışma konusu. Yani biz ulusal egemenliğimizi korumak istiyoruz ya da Batı'yla ticaret yapmak istiyoruz diyen ülkeler aynı zamanda ya sanayileşmiş olan ülkeler karşısında biz bağımlı kalıyoruz hani Sovyetler Birliği'ne. Zımni olarak bu şikayette bulunan ülkeler ama Comic-Con'un bu konuda aslında belli bir eşitliği gözeten, belli bir ortak seviyeye kalkınma, üretici güçlerin ortak bir seviyeye gelmesini gözeten bir işbirliği olduğunun örnekleridir Moğolistan ve Küba örnekleri. Bir yandan temel maddeler açısından evet ihracatçıdırlar ama diğer yandan merkezi sanayi ürünler açısından da belli üretim malzemelerinin üreticisi konuma gelmişlerdir örneğin. Bunun başka ülkeler, örneğin bir tarım ülkesi sayılabilecek Bulgaristan açısından da örnekleri var. Diğer yandan planlamanın kurumsallığı açısından birkaç şey söylenebilir. Konferanslarda siyasi düzeyde ortaklıklar görüşülüyor. Planlama İşbirliği Komitesi örneğini vermiştik. Her ülkenin planlama örgütünün sekreteri ulusal planlara Comic-Con bünyesinde ortak projeleri ekliyor. Dolayısıyla aslında her bir ülkenin planlama örgütü ile Comic-Con arasında da bir gerilim var. Diğer yandan belirleyici olan bütün Comic-Con dönemi boyunca bu en iddialı projelerin gerçekleştiği dönemde bile aralarındaki ticaret. Yani Comic-Con büyük ölçüde bir ikili ticaret yapısı olarak işliyor. Nihai olarak arkadaşlar, ülkeler arası iş bölümü yerine işletme ortaklıkları, girdi çıktı ilişkilerine dayalı bir sosyalist planlama yerine nihai ürüne dayalı yatırım projeleri, plan koordinasyonu yerine fiyat konvertibilitesinin sağlanmaya çalışılması, siyasi müzakereler yerine kendiliğinden ekonomik işleyiş ve nihai olarak planlama reformundan, 60'larda başlayan planlama reformundan piyasa sosyalizmine yönelim hemen hemen kesintisiz bir trend olarak Comic-Con'un içerisinde belirginleşiyor diyebiliriz. Sonuca geliyorum. Ülkeler arasında planlama hangi engelleri takıldı? Burada daha genel şeylerden bahsedeceğim. Şimdi birincisi arkadaşlar, başlangıçta söyledik. Dilim süreçlerinde iktidar alan partilerde aşamacılık dedim burada. Başka şekillerde tabii inceltilebilir ama sınıflar arası ittifak konusu bir doğum lekesi olarak başından itibaren kaldı. Yani ideolojik sorunlar oldu. Evet. İki cümle. Nutkum tutuldu. Sınıflar arası ittifakın bu zararlı unsurlarından bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Romanya'nın öncülüğünü yaptığı bir ulusal egemenliğin fetişleştirilmesi sorunu var. Polonya ve Macaristan planlamanın liberalleştirilmesinde ağırlık koyuyorlar. İkili ticaret belirleyici oluyor demiştik. Ve nihai olarak bu yine literatürde geçen bir şey, planlı üretim deneyleri depolitize edildi. Bu Batı'nın da aslında olumlu olarak ifade ettiği bir şey. Planlama konusunun, Evrim arkadaşımız da söylemişti, Nevzat Evrim arkadaşımız, siyasal olarak bakılması gereken bir şeydir sosyalist planlama ve ülkeler arası planlama konusunun depolitize edilmesi burada bir problem yaratmıştır. Dolayısıyla çeşitli boyutlarıyla bu problemlerin daha teorik düzeyde de tartışılmaya devam edilmesi gerektiğini bu notlarla birlikte size paylaşayım. Teşekkür edeyim.